çadırdan çıkmakta zorlanıyoruz. Çünkü şu ağzına kadar doldurmuş. Şuna bakar mısın? Harika. Enteresan olmuş ya. Uf. Sanırım başarıyorum. Küreği kapalım. Evet. Yoklukların içerisinden küreği çıkardık. Evet. Evet. İnanamıyorum. Kara bak. Ateşimiz kaybolmuş. Evet, çadıra bakın. Çadır perişan. Evet arkadaşlar, yerde yaklaşık olarak 20 santim falan kar var. Yer yer 30, yer yer 20. Bakın, burası arka benim çadır. 20 metre falan vardır yoktur. Burada da ayak izleri var. Tabii ki ne yapıyoruz? Ayak izlerinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Evet. Benim iki parmağım kalınlığında, çok büyük bir ayak izi değil. Aa, bakın orada ne var? Bir ayak izi daha var. Enteresan, çok ilginç. Bak, bir tane buradan gidiyor. Bir de buradan gelmiş. Aa. Bunlar da aynı mı? Aynı gibi. Çok ilginç. Yön değiştirmiş. Şuradan bir tane daha var. Bakın. Yakınımızdan bir hayvan en azından geçmiş. Ne yapıyoruz? Yürüdüğümüz yerlerden geri geliyoruz. Çadırın ne kadar yakından ne geçmiş öğrenmek mümkün oldu. Çok kar yağınca. Evet arkadaşlar, şimdi kardan hemen sonra kim ne yapmış çok rahatlıkla görebilirsiniz ayak izlerinden. Bakın şurası yine çadırım, 30 metre yine ayak izleri. 1-2 hayvan var burada bakın. Bir tane burada var, bir tane de şurada var. İki hayvan var. Yine gündüz gördüğüm iki, dün gündüz gördüğüm iki ayak iziyle aynı. Bunlar yine aynı kurtlar. Şuradan gelmişler. Bakın. Gelmişler. Buradan. Bu şekilde devam edip yollarına devam etmişler. Evet. Oldukça yakınımızdan kurtlar geçmiş. Güzel bir geceydi. Birazdan tekrar dolaşacağım. Belki daha büyük ayak izleri görebilirim diye umut ediyorum. Neyse, artık biraz çalışmak zamanı. Gidip hamağı kurayım. Şaka şaka. Arabayı bir çalıştırayım. Aküsü bitmişti. Yeniden boşalmasın. Zaten yiyor. Evet, bir bakalım. Evet, hazırım. Evet, akü yine bitti. Evet, arabayı yine çalıştırmıyoruz.
Madem buradayız ve arabamız çalışmıyor, o zaman biz ateş yakarız diye düşünüyorum ama yakarız tabii. Bakın ağaçlarımız donmuş. Birer buz kütlesinden ibaret. Kıtır diyor yani, böyle kıtır kıtır maşallah. Evet. Bunların içi de bakalım. Evet. İçi de gayet ıslak. Oh, emmiş. İşe yaramaz. Sadece bizim için sakladılarsa birazcık köz, ne mutlu. Açalım biraz. Şimdi bana kuru odun lazım. Hadi bakalım. Ateşi yakmamız uzun süreceği için dedim ki şöyle bir göle bakalım. Kümbetlerimiz var. Oo, dize kadar. Hop, nerede yol var, nerede bel var hiçbir şey belli değil. Şu an rastgele yürüyorum. Evet arkadaşlar, şu manzaraya bakar mısınız? Ha, harika. Harika. Eşsiz. Çok titredik. Evet, biliyorum. Ateşi bin bir güçlükte de olsa yakmayı başardık. Ateşimiz yanıyor. Biraz daha takviye yapalım. Kahvaltımızı hazırladık. Donmuş köy peyniri, donmuş helva, sıcacık yumurta, soğutmadan yiyeceğim. Zeytinimiz donmuş. Tereyağı. Her şeyimiz donmuş ama ekmeğimiz sımsıcak ve yumurtamız da sımsıcak. Nasıl Güney abi? Rahatımız yerinde mi? Çok şükür. 10 numara değil mi? Maşallah. Afiyet olsun. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Birkaç atış talimi yapacağım. Elimde tuttuğum yay geleneksel ökçülüğe ait bir yay. Hibrit bir yay. Hibrit birebir replikası Osmanlı yaylarının. Osmanlı yayları diğer İngiliz yayları gibi, Kore yayları gibi yaylardan daha farklı malzemelerle yapılan ve çok karmaşık yapılı yaylardır. Osmanlı yayları manda boynuzu, öküzün aşil tendonu, akçaağaç ve mersin balığının damağından yapılan bir yapıştırıcıyla yapıştırılan, şekli verildikten sonra 2 sene boyunca o şekilde kalması için sabit tutulan, daha sonra da ters gerilen, bu sayede de çok uzağa, çok uzun menzillere oku ulaştırabilen yaylardır. Bunun da hikayesi var, hatta bir yer anlatırım. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Kısaca ekipmanları tanıtayım. Elimde zihgir yüzük var. Zihgir yüzük, şu anda elimde kullandığım deri zihgir yüzük. Okçu Bekir yapmıştı. Okum var, oklarım. Tirkeşim var. Bel tirkeşi. Şu an çok detaylı takmadım. Ve kolçak. Kendi diktiğim deri kolçağım var. Bu gerdiğimizde elimize kirişin zarar vermesini önlemek için kullanılan bir malzeme. Aynı zamanda Osmanlı'da askerlerin aksesuar olarak da kullandığı bir malzeme. Yatış yapalım. Önce yayımızı ısıtalım. Ve kaslarımızı ısıtalım. Tabii uzun zamandır ok atmadım. Bir yıl oldu neredeyse. Birkaç tane geçen iki hafta önce atmıştım ama epeydir ok atmadım. Şimdi atmaya çalışalım. Şimdi geleneksel okçulukta vurmamız gereken nokta aslında şu yuvarlak, tepe yuvarlak kafa bölgesi. Puanlamalı sistemlerin bazılarında alttaki yuvarlak göbek ve etrafındaki noktalarda yine birer puanlık puan noktası sayılıyor. Benim amacım sadece şu anda okumu kırmamak için puta dediğimiz hedef tahtasını kendisine vurmak olacak. Tam 12'de. Yaklaştırıyorum. Muhteşem ya. Teşekkür ederim abi. Muhteşem. Evet, yine arabamız akü problem veriyor. Olmuyor. Allah'tan Bekir abi elektrikçi. O şu an daha iyi bağlamak için
Dol deniyor. Öne mi gitmeyi deneyeceksin komutanım? Öne mi gideceksin? Bence de ama. Tamam bir deneyelim. Sen nasıl şey yapacaksın komutanım? Şimdi benim arabayı takviye etmek için yola çıktık. Maalesef tüm takviye girişimlerimize rağmen araç çalışmadı. Ve böylelikle sorunun akü dışında bir arızadan kaynaklandığını anladık. Bu, mahsur kaldığım anlamına geliyordu. Evet, söze nereden başlayacağımı bilmiyorum. Arabamız yeniden bozuldu biraz önce. Ve çalıştıramadık. Akü ya tamamen boşaldı ya başka bir arıza var, bilmiyorum. Ama mahsur kaldık. Bugün pazar olduğu için ve seyahat izni belgemizde çıkmadığı için çıkmadı. Bu yüzden mecburen burada kalacağım. Şimdi çadıra doğru gidiyorum. Odunum falan da kalmadı. Eşyalarımı toplayacağım, arabaya kaldıracağım. Giriş bölgesinden onay çıkıp çıkmadığı ile ilgili bilgiyi aldım. Çekiciyle konuştum, o da ben dönemediğim için çekici beni kabul edemiyor, hani alamıyorlar. O yüzden bugün geri dönmeyeceğim. Bu gece burada kalacağım. Büyük ihtimalle kendimi daha fazla riske atmam. Odada kalırım. Burada bir oda ayarlamaya çalışacağım kendimi. Eğer ayarlayamazsam da çadırı o bölgeye taşırım en kötü ihtimalle, ama şu anda gerek yok. Önce biraz dinleneyim. Karnım da aç. Epey yoruldum. 3 kere akü taşıdık. Takviye yapmaya çalıştık. Yüzüm de dondu. Yüzümü örtüm. -5 derece falan şu an. Çok soğuk. Yüzümde galiba kar yanıkları oluştu. Bilmiyorum. Evet, yüzümde galiba kar yanıkları oluştu. Umarım sağ salim bu kampı tamamlayabilirim. Stres atmak için geldiğimiz kampın bize yepyeni problemler açacağı varmış. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Öyle, bugünlük talebimizi iptal ettik. Yarın çekici için tekrar talepte bulunacağız. Çekiciyi yere çekeceğiz ve arabayı tamir ettirmeye çalışacağız. Hem aracımla kar altında mahsur kalışım, hem de telefonda görüştüğüm çekicinin yolun karla kaplı ve riskli olması nedeniyle aracın bulunduğu yere girmeyebileceğini ve aracı çekmeden geri dönebileceğini söylemesi tüm moralimi alt üst etmişti. Tüm kamp motivasyonumu kaybettim. Bu yüzden kampa son verdim ve çadırımı toplayıp araca yükledim. Kendime tabiat parkının girişindeki tesiste kalacak bir yer ayarladım. Evet, şimdi çadırımı topladım. Bir oda ayarladım kendim için. Yine kar yağıyor. Kar altında yaklaşık bir buçuk kilometrelik belki bir yürüyüş yapacağım. Her yer bembeyaz. Kar öğlenden beri hiç durmadı. Allah'tan lapa lapa değil, çiseleme şeklinde yağıyor. Yürüyeceğim yolda. İşte böyle. Nereye yürüyeceğim? Şu karşıdaki evlerin olduğu yere doğru. Ama çok dolan baştan. Kar devam ediyor. Bir an hayvan sesi duydum sanırım. Tüh. Göremedik. Neyse. Su çantamı aldım. Yavaş yavaş kamp alanına, daha doğrusu kalacağım odaya doğru gidiyorum. Niye odaya geçtim, kamp alanını terk ettim diye. Arkadaşlar, kamp motivasyonumu kaybettim. Yani arabamın bozulması, akünün 3 kere takviye yapılma denemesine rağmen çalışmaması biraz canımı sıktı. Hani sadece odunun bitmesi, odun toplarsınız, az bir miktar kurulumda tutuşturursunuz, edersiniz, ama hani bunun için isteğiniz olması lazım. İsteğimi kaybettim. Bir de gece
yani sabah çadırı toplayacağım, edeceğim derken çekici gelecek. Tulum, mat, bir sürü eşya var. Şimdi ben bunları topladım, arabaya koydum. Arabayı emniyete aldım. Ve şöyle yürüyorum. Bir oda ayarladım. Çok küçük bir oda. İçinde mutfak eşya falan yok. Yanıma o yüzden gaz ocağımı aldım. Gıda aldım biraz. Onları pişireceğim. Sadece yatak buldum. Gece burada yatacağım. Oo. Arkadaşlar duydunuz mu bilmiyorum. Kurtulmuş sesi geldi. Uzaktan. Evet. Ufak bir şansımın yaver gittiği nadir anlardan biri oldu ve taş evlerden biri boşalmış. Ben de o sayede taş evlerden birine geçtim. Odaya değil. Bu yüzden yazın burada eşimle kaldığımız odada, eşim ve Ariye'yle. Şimdi tek başıma kalacağım. Manzaramızı da hemen göstereceğim ama önce verandayı bir temizlemem gerekiyor. Kardan dolayı çok kaygan. İşte verandamız öyle. Manzaramız da böyle. Evet. Şimdi verandayı bir temizleyeyim. Yolda kalan arabamız. Şimdi çekmek için çekici çağırdık. Sağ olsun çekici abimiz de şey yaptı, yardımcı olmak konusunda çok olumlu davrandı. Hani riskli bölgeye deyip girmeyebilirdi. Allah razı olsun ondan. Bir şekilde bizi buradan çıkartmaya çalışıyordu. Aracımızı çekiciye taşımayı başardık. Şimdi yolda geçebilirsek şu karlı yolu maceramızı sona erdireceğiz. Evet. Şimdi çekici abimizle beraber gidiyoruz. Ömer abi. Sağ olsun kar buz demedi. Şu an 15 santimlik belki bir kar var. O kar için değil, bizim arabayı kurtarmak için şey yaptı. İnisiyatif kullandı. Bu sayede arabayı çekebildik. Eğer buradan da çıkartabilirsek, çünkü Karagöl'ün çıkışında bir eğim var. Oradan da çıkartabilirsek artık Ankara yolları bizi bekler. Bu videomuzda böyle maceralı oldu. Bakalım nasıl sonlanacak? Bitirebilecek miyiz sağ salim? Dönüş yolunda tabiat ana, sanki içinde bulunduğum ruh halini hissetmişçesine en güzel elçilerini, yılkı atlarını çıkarmıştı karşımıza. Kar yağışının etkisiyle yiyecek bulabilmek için yola kadar inen bu doğru atlar tüm güzellikleriyle karşıladılar bizi. Aracımızı görünce hemen uzaklaşsalar da yanlarında adeta yarım kalan kampımın bende yarattığı hayal kırıklığını da alıp gittiler.